Allah'ın her şeyi biliyor olması suçu işleyeni masum yapmaz. Bu olsa da Allah'ın kudretini ve gücünü gösterir. Kendini yüksek bir tepede düşün. L şeklinde iki tren yolu var ve sen iki yola da hakim bir noktada durdun. Elindeki dürbünle iki yoldan da saatte yaklaşık 200 kilometre hızla gelen iki tren gördün. Trenler birbirlerini görmedikleri ve yolun kesişme noktasında çarpışacaklarını bilmedikleri için hızla ilerlediler. Sen cebinden bir kağıt çıkardın ve kuzey yönünden gelen tren ile batı yönünden gelen tren 10 dakika içinde çarpışacak yazdın. 10 dakika içinde çarpışma oldu. Yüzlerce kişi öldü. Olay yeri kıyameti andırıyordu. Derhal polisler geldiler. Etrafta araştırma yaptılar. Şüpheli gördükleri için bulunduğun tepeden seni de alıp götürdüler. Karakola gidince cebinden trenlerin çarpışacağı bilgisi çıktı. Ve sen olayın sorumlusu görüldün. Ve yüzlerce kişinin ölümünden dolayı müebbet yedin. O trenlerin çarpışacağını yazdığın için bunları senin ayarladığına hükmedildi. Gerçekte sen suçlu falan değilsin. Sadece iki treni de gördün ve çarpışacaklarını bildin. Bu bilginin doğru çıkacağını belki de daha sonra başkalarına göstermek amacıyla sadece yazdın. Bu olayın faturasının sana kesilmesini sence sen hak ediyor musun? Burada suçlu. Bu kazanın olacağını bilen sen mi yoksa bu kazaya sebebiyet veren makinistler mi? Oradan geçmesi gereken saatte geçmemiş, diğer yoldan tren geleceğini hesaba katmamış. Suçlu makinist ya da o makinisti yönlendiren tren garı. Ama sen değilsin. Dünyada her türlü cürümü işleyip kaderimde varmış diyerek suçu kadere ya da Allah'a fatura etmek büyük bir akıl tutulmasıdır. Suçlu içkili araba kullanarak kazaya sebebiyet veren akılsız şofördür. Kaza olacağını bilen kişi suçlu olmaz. Bu çok basit ve herkesin anlayabileceği netlikte bir gerçekliktir. Allah de ötesini bırakma. En ikinci bölümün sonuna denk geliyoruz. Ya. Videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.